Putin'in o sözlerinden. Yani netice itibariyle PYD'ye karşı çok böyle ılımlı, olumlu yaklaşımları var Rusların. Bu tabii sürpriz değil ama sanki bunu Türkiye'ye karşı bir silah olarak da kullanacaklarmış gibi geliyor. Burada belirleyici nokta hiç şüphesiz İdlib olacaktır. İdlib'deki heyet-i tahrir Şam'ın durumu bizim için ve aynı zamanda Rusya için biraz farklı pencerelerden bakıyoruz meseleye. Biliyorsunuz Ruslar bunu bahane ederek sık sık demin Sayın Büyükelçim'in de söylediği gibi orada mevzi kazanarak ilerlemeye çalışıyorlar. HTŞ de kendini şu an için Taliban'la da eş tutuyor. Yani Taliban emsali üzerinden de yürüyor. Nasıl ki Taliban artık bir terör örgütü değil ve kendini meşru bir aktör olarak adlandırıyorsa ben de öyle olabilirim noktasında bu HDŞ'lerin röportajlarına baktığımız zaman hep bir Taliban örneği üzerinden gittiklerini de görüyoruz. HTŞ konunun farkında esasen. Özellikle geçen haftalar boyunca Rusya'nın hem Lazkiye'nin kuzeyindeki Türkmen bölgelerini hem de İdlib'in güney kırsallarını ağır bir bombardımana tabi tutmasının neticesinde HTŞ'de bir hafif bir ılımlı bir yöneliş başladı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ve HTŞ'nin hangi düzlemde birbirleriyle görüştükleri ve ne tür bir diplomasi yürütüldüğüne dair bir bilgimiz yok. Ancak şunu söyleyebiliriz. Görünen o ki Putin Esad rejimine Suriye'nin tamamını tekrar kontrol altına alabilmesi için gerekli askeri ve siyasi desteği verecek. Ve çok yakın zamanda muhtemeldir ki İdlib'e karşı büyük bir operasyonun başlaması olası. Burada ben sizden biraz daha farklı düşünüyorum şu anlamda. Bence Esad rejimi Putin ile birlikte Fırat'ın doğusundaki bölgelere de göz dikmiş durumda olacak ki son istihbaratlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı askeri birlikleri Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin doğusuna yani Fırat'ın doğusuna kaydırılmış durumda. Bu önemli bir nokta çünkü Amerika'nın normalde 500-600 tane askeri bulunan bir bölgede Fırat'ın doğusundaki işte Rakka ve çevresindeki asker bölgelerde sayısı arttırıyor şu an. Asker sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Son bu ne anlama geliyor? Rusya ve rejim orada PYD'ye karşı bir hareketlilik içerisinde onları korumak için Amerikalılar geliyor anlamında. Görünen öyle. Görünen o istikamette bir durum. Tabii muhtemel bir sıralamaya koymuşlardır bu meseleyi. Öncelik İdlib olacaktır büyük ihtimalle. İdlib meselesi kendi perspektiflerinden çözüldükten sonra herhalde zafer ilan edecek. Zafer ilan ederek konu doğuya dönecektir. Evet. Burada bizim tabii yapmamız gereken nasıl bir müzakere, nasıl bir Türk istihbaratı veya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından nasıl bir ilişki sürdürülüyor onu bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Heyet-i Tahrir Şam'ın statüsü ve alacağı pozisyon Türkiye'nin elinin İdlib'de ne kadar güçlü olacağı ile ilgili çok önemli olacaktır. Eğer orada görece, tırnak arası tabii bunu çok net bir şekilde söyleyemeyiz ama görece bir zemin hazırlık yapılması mümkünse ve Amerika Birleşik Devletleri de buna gözünün kenarıyla bir onay verirse tabii elimiz daha güçlü olacaktır. Unutmamamız gerekiyor. İdlib kaybedildiği takdirde Barış Pınarı Harekatı bölgesine de bir Rusya tarafından bir plan yapılabilir. Nitekim biliyorsunuz ki Kamışlı'da bugün her ne kadar biz adamlarla bir devriye konusunda mutabakada varmış olsak da o devriyeleri gerçekleştiremiyoruz. Yani o devriyeler tamamen kağıt üzerinde kaldı. Evet biz ya devriyeler yapılıyor. Yapılıyor da herhalde senin yapılıyor ama karşılığında da bir PKK'lılar orada geri çekilmeleri gerekiyordu normalde. Evet. Geri çekilmediler. Bu da şöyle bir durum ortaya koyuyor. Biz oradaki Barış Pınarı bölgesinde 8 günlük operasyonu durdurduk. Ruslar burada bize bir bazı teminatlar verdiler. Ancak görünen o ki demin Sayın Büyükelçim'in de söylediği gibi hem garanti altına alınmış o dört bölgede hem de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu an elimizde bulunan mevziler çok daha sağlıklı değil. O yüzden bu mesele çok daha uzun ve çok daha karmaşık bir hal alacaktır. Üzerine bir de Libya meselesi eklendiği zaman ki Libya'da da işte dün değil evvelsi gün bir adeta darbe niteliğinde bir meseleydi ve bunun yani onu biraz açacak olursak yani Başbakan Dibey Bey'e bir güven oylaması şartı zorunluluğu getiriliyor Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Sadet tarafından ve Akile Sadet diyor ki güven oyuna gelmezse bu hükümet düşer.
Aslında şu an Libya'da bir ulusal mutabakat hükümeti yok. Yani resmen parlamento tarafından desteklenmiş ya da güven oyu almamış bir hükümet olmadığı takdirde bu olmadığı anlamına geliyor. Ancak tabii meselenin perde arkasına bakmak yine gerekiyor. Muhtemeldir ki Mısır bu konuda biraz etki ajanı olarak daha ön plana çıkıyor. Geçen haftaki Hafter'in Sisi ile böyle hafif alacakaranlık görüşmesi bu hafta bu eylemi gerçekleştirmelerinde belki onların elini güçlendirmiştir, yani belki cesaretlendirmiştir. Rusya, Fransa, Mısır bunların hepsi burada Hafter'i arkasında güçlü olarak sayabiliriz. Hem bunlar hem de Arap Ligi'nde de bir hareketlenme görünüyor. İşte geçen haftaki bu üçlü short diplomasi dediğimiz bu denizde, Kızıldeniz'deki gerçekleşen üçlü mutabakat, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Prensi'nin bir araya gelmesi. Orada bir tekrardan bir Arap milliyetçiliğin sanki yani bunlar hani panarabizmin kokusu geliyor. O panarabizm tabii ki Mısır üzerinden Libya'ya ve doğal olarak belki ilerleyen zamanlarda Türkiye'nin Suriye'deki işte Fırat Kalkanı ya da Barış Pınarı Harekatı bölgelerine de aksedebilir. Kaldı ki bunun bir de Afrika ayağında daha Orta Afrika bölgesinde işte oradaki su sorunları kendi aralarında yaşanan biliyorsunuz Sudan, Mısır'ın su sorunu. Burada Etiyopya. Tekrar Etiyopya meselesi. Tekrar burada da bize Fırat konusunda bir ellerine bahane vermiş olabilir. Görünen o ki Arap dünyasıyla biraz havalar bulutlu olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.